Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve kadın futbolu sorumlu kadın futbolunun gelişimi, kadın futbolundan sorumlu yönetim kurulu üyesi Nüket Küçükel Ezberci bizlerle birlikte. Nüket Hanım günaydın. Günaydın, günaydın. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Mutluyuz, gururluyuz. Keyfimiz yerinde. Çok güzel. Aynen öyle. Bu günler aslında önemli. Hani 365 günde de kutlamak güzel ama bugünler kesinlikle toplumların farkındalıklarını arttırmaya, hani bir an durup da söylenenleri dinlemeye, yazılanları okumaya, sorunları paylaşmaya vesile oluyor. Sizlerin bu programdan dolayı da hakikaten büyük emeğiniz var. Onun için ben hasreten teşekkür etmek istiyorum. Hocam asıl biz teşekkür ederiz. Bizim davetimizi kırmadınız, telefonda bağlandınız. Çok yoğun bir gündeminiz var biliyoruz. Çok gerçekten çok teşekkürler. Sizi özellikle konuk almak istedik. Neden? Çünkü siz bu işe bir nefer gibi çalışıyorsunuz. Kadınların toplumda daha fazla yer alabilmesi, kadınların sporda daha başarılı olabilmesi, daha fazla yer alabilmesi adına hakikaten bizim de buradan tebriklerimizi kabul edin. Bu çabalarınızdan dolayı çalıştınız ve çalışmaya da devam ediyorsunuz. Hakikaten çok teşekkürler. Ben size şu şekilde soruyu sorarak başlamak istiyorum. Elbette siz nasıl istiyorsanız öyle kurgulayın cevabınızı. Az önce Özgür Hocama da söyledim. Dünyada kadın olmak zor, Türkiye'de kadın olmak daha zor. Sizin bu mücadeleyi verirken, kadınların kariyer yaparken, iş hayatında, hayatta farklı noktalara gelebilmek için bu mücadeleyi verirken, getirebilmek için bu mücadeleyi verirken karşılaştığınız zorluklar, en büyük zorluklar nelerdi? İsterseniz böyle başlayalım. Şöyle başlayalım. Ben bu toplumun şanslı kadınlarından oldum. 21 yaşından beri bu zamana kadar çalışıyorum. Seviyelerde, değişik seviyelerde, değişik katmanlarda da bulundum. Kadın üretir. Kadının en büyük özelliği üretken olmasıdır. Dolayısıyla kadın üretirken ürettiğine sahip çıkmayı, ürettiğini büyütmeyi, beslemeyi, yani ürettiğini sürdürülebilir kılmayı önceler. Bu onun hani içinde, fıtratında vardır. Dolayısıyla kadın esasında bütün bunları yaparken de başarılı olabilmek, mücadele edebilmek, korumak, kollayabilmek için sadece çoluğunu çocuğu olarak düşünmeyin. Yaptığı iş olarak da, yaptığı STK üyelikleri olarak da çok geniş bir perspektiften bakın ne olursunuz. Bunu sürdürülebilir kılmak için de birçok iş modelini geliştirir. Bana soracak olursanız biz kadınların en büyük aseti, en büyük özelliği bu zaten. Kadını bir jonglör gibi alın, elinde bir sürü topu var. O topları yukarıya atarken birbirlerine değmemeleri lazım. Renklerinden kaybetmemeleri lazım. Işıltılarını yayıyor olmaları lazım. İşte biz kadınlar içimizde birçok kimlikle bunu yapıyoruz, bunu başarıyoruz. Onun için kadın olmak çok özel bir bana göre bir hediye. Evet, her seviyede sıkıntılar oluyor. Bu sıkıntılar ne biliyor musunuz? Yani bir ülke ekonomisini ortaya koyarken kadın istihdamını da ortaya koymak mecburiyetinde. Bir ülke entelektüel kapasitesini ortaya koyarken kadın okumuş yazar olmasına, hangi iş kollarında, hangi karar alıcı mercilerde bulunmasına bakar. Sanatını, sporunu ortaya koyarken kadının ne kadar etkin, yetkin, verimli, üretken olduğuna da bakar. Yani ez cümle kadın, kadın toplumla birlikte olmak mecburiyetinde, toplumu sırtlanıp götürmek mecburiyetinde. Onun için kadın olmak özel. Sıkıntılarımız var mı? Tabii ki var. Ama bu sıkıntıları çözerken de bize yardım etmek üzere gönüllü olan toplumun erkekleri de çok fazla. Çok ümit varım. Benim 30 sene boyunca yaşadığım sıkıntıları gençler yaşamayacak ki. Onların daha farklı sıkıntıları olacak. Benim zamanımdaki sıkıntılar geçti bitti, arkada kaldı. Şimdi yeni sıkıntılar, yeni çözümlerle birlikte ortaya konacak ve çok daha hızlı bir şekilde halledilecek diye düşünüyorum. Nüket Hanım,
O kadar güzel ifadeler kullandınız ki tüm samimiyetimle söylüyorum. Yani okullarda, kitaplara, derslerde cümle olarak ekletebilir. Müsaadenizle tekrar alıntılayacağım. Kadın üretir ve ürettiğini sürdürülebilir kılar. Kadının fıtratında bu vardır dediniz ve çok güzel söylediniz. Çok teşekkürler. Peki hakikaten uzun yıllardır mesai harcadığınızı söylediniz. Bir kıyas yapacak olursak bugün itibariyle 8 Mart 2023 itibariyle hangi noktadayız acaba? Bir tespitiniz var mı? Hangi noktadayız biliyor musunuz? Y ve Z kuşağının, yani iki boyutlu Y ve Z kuşağına, Z kuşağı geldi, üç boyuta çıktı. Bilmem anlatabildim mi? Dolayısıyla çok da iyi bir yoldayız. Teknolojinin bu kadar geliştiği, her ilde olan üniversitelerde kız çocuklarının okuyor olması. Dikkat edin, bütün STK'larda, think tanklerde katkı veriyor olmaları, ya ondan da daha ziyade ez cümle haklarının, hukuklarının peşinde koşturuyor olmaları çok önemli. Hani hak vermez alınır bizim zamanımızın söylemlerinden bir tanesiydi. Kimse, kız çocukları da annelerinden de gördükleri destekle birlikte esasında var olmayı önceliklendiriyor. Bu çok önemli bir farkındalık. Yani bunu parayla pulla yapabileceğiniz bir şey değil. Bu zamanla birlikte, sosyal medyayla birlikte, görmekle, görgüyle birlikte kendi kendine oluşan, gelişen bir olgu. Ama önemli olan ne biliyor musunuz? Bunu doğru kanalize etmek. Her yolun mübah olmadığını göstermek. Her hikayenin, her mücadelenin kendine has kriterlerinin olduğunu, yolunun, yönteminin olduğunu çocuklara öğretiyor, gösteriyor olmak lazım. Eğer rol model olarak ortalara çıkıyorsak, biz bunu da onlara öğretiyor olmamız lazım. Bu çok önemli. Şimdi çocuklara gösteriyoruz, rol model olarak, idol olarak çıkan insanlar da hatalarıyla, sevaplarıyla, günahlarıyla sabahlara kadar ağladıklarını da saklamadan bu çocuklara anlatabilirse, o zaman her düştüğümüzde kalkmayı nasıl becerdiğimizi tüm samimiyetimizle ortaya koyabilirsek, bence işte o zaman en büyük yolu, yöntemi açmış oluruz diye düşünüyorum. En azından ben bunu bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Kadın futbolu dediniz. Buyurun. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 99 sene sonra 100. yılında biliyor musunuz, iki tane ilk kadın yönetim kurulu üyeleriyiz. Ben spordan geldim, Fenerbahçe, YK'dan geldim. Bir de İdil Hoca, çok da tanınmış, iletişim konusunda çok da bilinmiş, ondan sonra bir akademisyen, bir profesör. Şimdi kadın futboluyla ilgili olarak da yönetim kurulunun diğer erkek üyelerinden de inanılmaz bir destek görüyoruz. Bütün stratejileri ortaya koyarken, yönetim kurulu kararlarını neden, niçin aldığımızı sunarken hep onlar da korkunç olumlu bir destek veriyorlar. Hakikaten müteşekkiriz. Şimdi belki sizin bu şeyiniz, yayınınız vasıtasıyla şunu bir ortaya koyayım. Biz bunu sizinle daha evvel de hep konuştuk. 5 yaşla 19 yaş arasında 9 milyon kız çocuğumuz var, biliyor musunuz? Yani demografinin, ülkemizin demografisinin zenginliğine bakın. Evet. Şimdi biz bu 9 milyon kız çocuğunu işliyor olmak mecburiyetindeyiz. Ama sporla, ama sanatla, ama eğitimle, ama akademiyle. Bizim en büyük önceliğimiz bu olması lazım. Bütün bunları konuşurken tabii hepimizin gönlünde depremin acısı, yarası zaten şarıl şarıl kanarken, bunu daha da öncelikli bir hale getiriyor olmak hepimizin boynunun borcudur diyorum ben. Nükhet Hanım, çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel konuştunuz. Ben de bu çizdiğiniz çerçeve içerisinde, geleceğe yönelik projeksiyonlarınız içerisinde, bu güzel sözleriniz içerisinde iki tane kız çocuğu büyütmeye çalışan, onlara doğru yolu göstermeye çalışan bir baba olarak mevcut zihniyetin, mevcut kafanın, mevcut bakışın, mevcut dünyanın değişmesi adına elimden ne geliyorsa, üstüme ne yapmam gereken, ne düşünüyorsa yapmaya hazır olduğumu ifade etmek isterim. Sizin bu güzel sözleriniz üzerine kapanışı da şöyle yapalım isterseniz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten şuna inanmak lazımdır ki dünya yüzündeki her şey kadınların eseridir demişti. Biz de
Çok doğru. Ben de şöyle yani Buyurun. halk işi bir kapanış yapayım mı? Buyurun. Neşet Ertaş'tan. Hani kadınlar insandır, biz erkekler ise insanoğlu. Yani dünyanın yarısı biziz, diğer yarısını da biz doğurduk. Dolayısıyla biz güçlüyüz. Yeter ki bunun farkına varalım. Kızlarınızı da benim adıma çok Tabii ki hocam, ağzınıza sağlık, bize konuşacak bir şey bırakmadınız. Çok güzel kapattınız. Çok öpün. teşekkür ederiz. Çok Sağ olun, teşekkür ederiz. İyi görüşmek ki katıldınız. üzere. İyi ki Sağ varsınız. olun, öpüyorum, Sağ görüşmek olun. üzere. Bay bay.